ve sağlık seçmen listesinde yanı ve vatandaşlarımızı koruyabilir. Bulunanlar sayın medyatını izleyebilirler. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar. Zarflardan veya birleşik oy pusulalarından kullanılmayan bir sayılır, ayrı ayrı paketler halinde mühürlenir, üzerlerine sayılar yazılır. Olması yönünden şu şekilde kontrol edilir. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olan, tamamı yırtılmış olan, üzerine okunan oy pusulalarını çoğunlukla, yani kurul başkan ve üyelerinin yarıdan fazlasının oylarının o karın üzerinde toplanmasıyla verilir. Yozgat milletvekili, kıymetli il başkanım, belediye başkanım, kadın kolları başkanımız ve geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de sandıklarımızın çok kıymetli bekçileri bizi ve başbakanımızı, cumhurbaşkanı adayımızı 10 Ağustos akşamı inşallah zaferle sonuçlandıracak. Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç tanımasam, görmesem, bilmesem sadece onun karşısında oluşan düşmanlardan dolayı ben yine Recep Tayyip Erdoğan'a oyumu verirdim. Gezerimizi gezdik. Daha sonra burada merkezimizin ilçe köylerini dolaştık ve merkezimizde sivil toplum örgütlerimizi, sendikalarımızı, dairelerimizi, resmi dairelerimizi, esnaflarımızı ve bugün de çarşamba pazarında alışveriş yapan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Gerçekten çok büyük bir coşku var, çok büyük bir heyecan var, çok büyük bir şekilde Sayın Başbakanımıza karşı teveccüh var. Türkiye'nin nefesi, AK Parti milli iradenin tek ve tek adresi. Kıymetli arkadaşlar, bu memlekette kim cumhurbaşkanı olacak deniliyorsa tek kişi var. Vesayetlere karşı çıkan, montajlara, kumpaslara gelmeyen, onların karşısında duran, mazlumun mağdurun her an yanında olan, darbeye darbe diyebilen, terörist devletlere siz katliam yapabiliyorsunuz diyen ve dünyada kıskanılan, indirilen 10.000 kere, 100.000 kere, milyon kere, trilyon kere Recep Tayyip Erdoğan. Başka kimse olamaz. Başka kimse cumhurbaşkanı olamaz. Biraz önce il ve ilçe başkanımız da söyledi. 10 Ağustos seçimleri Türkiye'nin kader seçimi. 10 Ağustos seçimleri Türkiye'nin geleceğinin seçimi. 10 Ağustos seçimleri millet iradesinin sandığa yansıması seçimi. 10 Ağustos seçimleri eski Türkiye olsun mu yoksa yeni Türkiye'nin kapılarını ardına kadar açacağımız bir seçim mi seçimi? Ben diyorum ki değerli kardeşlerim, sizler olayın farkındasınız. Sizler o olayın bilincindesiniz. Nasıl ki 30 Mart'ta Çankırı'mızda sandıklara sahip olmuşsanız 10 Ağustos'ta da sandıklara sahip olacaksınız.